Herkese merhabalar. Ramazan'ın bugün 21. günü arkadaşlar. 20 günlük devirdik. 21. gündeyiz. Çok güzel gidiyor. Çoğu gitti, azı kaldı. Bugün sizler için yine çok güzel tarifler seçtim. İlk önce güzel bir çorba olan pirinçli ciğer çorbası. Daha önceden denemeyenler mutlaka denesin derim. Ön yargılı yaklaşmayın sakın. Kesinlikle çok güzel ve lezzetli oluyor. Küçük küçük ciğeri doğrayıp içine Güzel bir çorba hazırlıyoruz ve lezzeti gerçekten şahane. Ciğer seviyorsanız e, denemenizi öneririm. Çok fazla da ciğer tadı almıyorsunuz fakat tabii ki lezzeti yine de var. Böyle taneli pirinçli nefis bir çorba. Farklı çorba tarifi arıyorsanız bu tarifi denemenizi öneririm. Ve güzel bir ana yemek tarifim var. Ispanaklı mantar sote ve yanında anne köftesi. İki video bir arada arkadaşlar. Hem mantar sote ıspanaklı hem de anne köftesi. Bir videonun içinde iki tarif. Ispanak ve mantarın uyumu gerçekten çok güzel ve bu köftenin lezzeti de ayrı bir güzel. Tam bir anne köftesi. Birlikte harika oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Farklı lezzetleri seviyorsanız bu şekilde ıspanak ve mantarın uyumu da gerçekten çok güzel ve bir tane de beşamel soslu tavuklu kabak yemeği tarifim var sizler için. 2 tane et yemeği fakat hangisini yapmak istiyorsanız diye ben 2 tane koydum. İkisi de gerçekten güzel ve lezzetli bir yemek. Bu bir fırın yemeği. Gördüğünüz gibi lokum gibi pişen kabaklar ve tavuğu ile nefis bir lezzet. Fırında pişiyor ve çok lezzetli oluyor sebzesi, eti ile birlikte tam bir ana yemek tarifi. Güzel bir meze tarifim var bugün yanında sizler için. Bu meze bile tek başına inanan doyurucu nefis bir lezzet. Böyle kendinizi yemekten alamıyorsunuz. Bulgur mezesi arkadaşlar lezzetli pratik bir tarif denemenizi öneririm. Kısır gibi düşünebilirsiniz fakat kısır değil, çiğ köfte gibi düşünebilirsiniz. Çiğ köfte değil. İkisinin arasında farklı bir lezzet. Üzerinde ve videonun altındaki açıklamalar kısmında tabii ki linkleri var. Bütün tariflerin olduğu gibi bunun da lezzetli, güzel bir tarif. Ve şerbetli tatlı olarak bugün sizler için baklava seçtim arkadaşlar. Bülbül yuvası baklava. El açması çıtır çıtır nefis bir baklava tarifi. Yerken ağzınızda böyle dağılacak nefis bir lezzet. Kıyır kıyır harika bir baklava. Baklava seviyorsanız denemenizi öneririm. Gerçekten lezzeti şahane. Ve el açması, el açması tarifleri seviyorsanız denemenizi öneririm. Bakın nasıl dağıldığını görüyorsunuz. Çok lezzetli güzel bir baklava tarifi. Güzel bir sütlü tatlı tarifim var yanında sizlere. Zebra pasta arkadaşlar. Altında bisküvili bir taban hazırlıyoruz. Üzerine zebra muhallebi yani kat kat muhallebi ve onun üzerine de bisküvi koyarak hazırlanmış nefis bir sütlü tatlı aslında. Fakat tam pasta görünümlü şahane bir lezzet. İftara tatlı için hazırlayabileceğiniz gibi Ramazan dışında da pasta olarak yapabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı. Ve sahur için de nefis bir tost tarifim var sizlere. Patates tost arkadaşlar tavada hazırlanıyor. İçi bol malzemeli gördüğünüz gibi ve patatesten yapıyoruz tostu, lezzeti şahane, nefis bir tarif, çok doyurucu, bol malzemeli harika bir lezzet. Bu tarifi de denemenizi öneriyorum. Biz afiyetle bayıla bayıla yiyoruz. Çok güzel bir tost tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Bütün tariflerin üzerlerinde linkleri var arkadaşlar. Videonun altındaki açıklamalar kısmına da tabii ki sizlere linklerini ekliyorum. İstediğiniz tarife tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.